Herkese merhaba. Sağlıkla programımızın bugün çok önemli, çok değerli bir konuğu var. Profesör Doktor Ege Özgentaş. Bir numaralı olay yanık izlerinin derecesi var. Üçüncü derece yanık dediğimiz zaman artık orada deri diye bir şey kalmamıştır. Çok ciddi hayati tehlikesi vardır. Eskiden %20-25 bile vücudunda üçüncü derece yanık olan bir insanın hayatta kalması çok düşük olasılıktı. Tıp çok hızlı ilerliyor. Artık o yanık yarasından sonraki tedavilerde büyük ilerleme oldu. Ve yanıklar tedavi edilerek kurtarıldı ve normal hayatlarına geri gönderildi. İyileştikten sonra vücudun yanan yerlerinin oranına göre değişik ciddiyette izler kalıyor. Hastanın yanık nedeniyle ölmesini önlüyoruz, ondan sonrasını vücut yapıyor. Peki o bütün o sürdüğümüz ilaçlar, verdiğimiz sıvılar, şunlar bunlar hastayı bir hayatta tutmak için. İki, yanık yarasının iltihap kapmasını önlemek için. İltihap kaparsa sonuçları çok ciddi olarak kötüleşiyor. Derinin yerine yenisi konamıyor. Ya insanın kendisinden kendi derisini alıp koyacaksınız veya o yanık deriyi kabul edilebilir hale getireceksiniz. Bir parmağınızın içi yandığı zaman ve bu uygun tedavi yapılmadan kendi kendine iyileştiği zaman bu parmağı şu şekilde açılamaz hale getirebilir. Bizler için son zamanlarda yeni bir takım tedaviler uygulamaya başladık. PRP denilen kişinin kendisinden alınan kanla hazırladığımız solüsyonunu veya sıvısını kortizonun enjekte edildiği bölgelere ilave olarak enjekte ederek çok iyi sonuçlar alıyoruz. Evet. Ve yanık için özel olarak üretilmiş lazerler var. Yanık izlerinde çok başarıyla kullanıyoruz. Herkese merhaba. Sağlıkla programımızın bugün çok önemli, çok değerli bir konuğu var. Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Profesör Doktor Ege Özgentaş bizlerle. Hocam sizi aslında herkes tanıyor. Biz de sizi çok yakinen tanıyoruz ve çok değerlisiniz bizim için gerçekten. Sizi yine bilmeyen sevgili izleyicilerimiz için birazcık tanıyalım mı? Daha önce de sizinle biliyorsunuz program yapmıştık. Ben oldukça kıdemli bir plastik cerrahi uzmanıyım. 1981 yılında plastik cerrahi uzmanı olarak hayata başladım ve şu anda tam 41 senedir bu mesleği yapıyorum. Çeşitli yerlerde çalıştım. Şu anda özel sektördeyim ve serbest olarak mesleğimi sürdürüyorum. Çok güzel hocam. Sevgili izleyiciler, hocamızla bir önceki programımızda estetik nedir, estetik dikiş nedir, estetik merkezleri yetkili midir, yetkinlikleri nelerdir ya da olmalı mıdır, olmamalı mıdır bunu konuşmuştuk. Peki hocam bugün ne konuşacağız? Şimdi ne zaman estetik cerrahi ile ilgili bir program olsa genellikle güzelliklerden, güzel şeylerden, birdenbire böyle onlarca yaş gençleşmekten, şundan bundan bahsediliyor. Ve dinleyicilerimizin büyük bir çoğunluğu da bu konularda yeterince bilgi sahibi. Ben bugün biraz da hayatın darbesini yemiş insanlardan konuşmak istiyorum. Ne gibi hocam? Rekonstrüktif cerrahi denen şey aslında bütünlüğünü kaybetmiş organları yerine koymak demektir. Evet. Tabii bütünlüğünü kaybetmiş organlar derken biz karaciğeri, akciğeri, kalbi dikkate almıyoruz. Burada insanı insan yapan en önemli faktör görünüşü. Dış görünüşten bahsediyoruz. Tabii Evet. özellikle de yüzümüz. Ya düşünsenize bütün ilişkilerimizi yüzümüze bakarak devam Evet. ettiriyoruz ve insanları yargılıyoruz da. Daha ilk Maalesef. bakışta bu iyi biri veya pek böyle hoş biri değil gibi yargılar da veriyoruz. Bir de düşünün. Bir yanık nedeniyle yalnız yüzü değil, vücudunda da çok ciddi defekler veya deformiteler veya bozukluklarla, izlerle iyileşmiş olan bir hastayı düşünün. Evet. Bunların maalesef büyük bir çoğunluğu da çocukluk yaşında oluyor. Çocukluk yaşında hiç kabahati yokken bir şekilde yanmış bir hasta ondan sonraki yaşamında o kadar acılı zamanlar geçirebiliyor ki Evet. bunu ancak kendileri bilir. Şu anda veya bundan sonra bizi izleyecek olan yanık izleri olan hastalarımız
bunun ne demek olduğunu çok iyi anladıklarından belki de programımızı daha bir dikkatle izleyecekler. Evet. Şimdi tabii yanık gibi tatsız bir konuyu uzun uzun anlatmak istemiyorum. Yanıkta bir numaralı olay insanın hayatını kurtarmaktır. Çünkü yanık izlerinin derecesi var. Çok ilgilendirmez bu insanları. Ama üçüncü derece yanık dediğimiz zaman artık orada deri diye bir şey kalmamıştır. Ve üçüncü derece yanıkların çok ciddi hayati tehlikesi vardır. Eskiden %20-25 bile vücudunda üçüncü derece yanık olan bir insanın hayatta kalması çok düşük olasılıktı. Evet. Fakat tıp çok hızlı ilerliyor. Artık o yanık yarısından sonraki tedavilerde büyük ilerleme oldu ve yanıklar tedavi edilerek kurtarıldı ve normal hayatlarına geri gönderildi. Bu tedavi derken hocam normal yaşamsal fonksiyonlarını evet yerine getirdi. Görsel olarak da bir estetik olarak da hani tamamen %100 iyileşme süreçleri mümkün mü? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Yanığın birinci derece tedavisi o insanı hayatta tutup artık sen evinde normal bir şekilde hayatını sürdürebilirsin demek. Demektir. Bu bile zor bir olay. Ha, ikinci derece ve birinci derece yanıklar iyileşiyor. Onlar da tabii alanın da miktarı, bütün vücudu ikinci derece yanmışsa o da tabii tehlikeli. Ama hiçbir üçüncü derece yanık gibi değil. Peki biz yanıkları iyileştiriyoruz da ne yapıyoruz? İyileştikten sonra vücudun yanan yerlerinin oranına göre değişik ciddiyette izler kalıyor. Ve maalesef bu izler hayat boyu devam ediyor. Yani bazı hastalar ben acaba bu yanıktan kurtulsam mı, kurtulmasay mıydım daha mı iyi olurdu diye düşündükleri bile oluyor. Yani yaşadıkları hayattan zevk alamayacak derecede izleri olan hastalar oluyor. Biz bunları hem hayata kazandırmalı hem de mutlu etmeliyiz. Evet. Kolay mı? Değil. Şimdi yanlış bilinen bir izlenimi değiştirmek istiyorum. İnsanlar yandıkları zaman genellikle sonradan olan izleri ya doktor hatasında ya da kendilerini yaptıkları bir takım sargılara şuna buna bağlıyorlar. Bu doğru değil. Yara güzel açık mı kalmalı? Hiç önemli değil onlar. Yüzeyel bir yanık hiçbir şey yapmasanız bile, hiçbir şey yapmasanız, kendi haline bıraksanız bile bir süre sonra iyileşir. İnsanlar zannediyor ki yanıkları biz doktorlar iyileştiriyoruz. Hayır, biz doktorlar yanıkları iyileştirmiyoruz. Hastanın yanık nedeniyle ölmesini önlüyoruz. Ondan sonrasını vücut yapıyor. Kendi kendini iyileşiyor. Evet. Ve maalesef biz yanık yarasının iyileşmesine çok az katkıda bulunuyoruz. Peki o bütün o sürdüğümüz ilaçlar, verdiğimiz sıvılar, şunlar bunlar hastayı bir hayatta tutmak için, iki yanık yarasının iltihap kapmasını önlemek için. Evet. Çünkü yanık yarası iltihap kaparsa sonuçları çok ciddi olarak kötüleşiyor. Biz mümkün olduğu kadar yanık yarasının iltihap yapmadan kendi kendine iyileşmesini sağlıyoruz. O verilen ilaçlar, yapılan pansumanlar, bunların hepsi buna yönelik şeyler. Tüm vücuda yayılmaması amaçlı. Evet. Değil mi hocam? Teknik ayrıntılara girmeyelim ama yanık yarası iltihap yaparsa hem daha derinleşir, hem daha tehlikeli hale alır, hem de daha çok iz bırakarak iyileşir. Onun için yanık yarasını iz bırakmadan iyileştirmenin bir numaralı yolu onu iltihaplandırmadan iyileştirmeye çalışmak. Evet. Ama zannetmeyin ki yok açık kapalı yapıldı, şu yapıldı, bu yapıldı, bunların çok fazla önemi yok. Önemli olan hastayı hayatta tutmak. Bu da tamamen bir yoğun bakım ve sıvı elektrolit dediğimiz sıvı ve mineral dengesini tutarak ve hastanın normal beslenmesini sağlayarak olacaktır. Gene derinlere girmek istemiyorum. Yanık merkezlerinde çok çalıştığım için bu konuda biliyorum. Yanık yarası olan bir kişinin belli bir kalori alması lazım günde. Bu kaloriyi biz hesapladığımız zaman hastaların yarıdan fazlası bu kaloriyi alamıyor. Çünkü bu yemekleri yiyemiyorlar. Yiyebilecek kadar güçleri yok. İnsanlar zannediyorlar ki hani bir insan istediği kadar yemek yer. Hayır, öyle değil. Ve yemek yiyebilen tedavi sırasında hastalar daha yüksek oranda hayatta kalıyor.
yemek yiyemeyen böyle damardan mamardan bilmem neyle besleyen hastalar da maalesef daha az hayatta kalma oranına sahip. Bu tatsız konuları bu, kapatalım. O zaman tamamen beslenmeyle alakalı iyileşme süreci eşittir. Tabii ki beslenmeyle. Tarih boyunca bütün hastalıklarda bilinen en önemli kriter, bir hasta yemek yiyebiliyorsa hayatta kalıyor, yemek yiyemiyorsa maalesef hayatta kalması zor. Bunu taş devri insanı bile biliyormuş. Ama öyle her hasta insanın yemek yiyebilmesi kolay değil. Evet. Neyse, şimdi işin daha tatlı kısımlarına geçelim. Biz ne yapıyoruz? Bir yanık iyileşti, üzerinde kalıcı izler kaldı ve aradan seneler geçti. Evet. Eskiden yanık izleri tedavi edilmez kuralı vardı. Ama bu yanık izini derken minik bir yerdeki yanık izini kastetmiyorum. Daha bölgesel büyük yerler. Her iki kolu yanmış. Hem gövdesi hem bacakları yanmış. Ve buralar iyileşmiş sonunda bir şekilde. Ama bu insanlar ne kısa kollu elbise giyebiliyorlar, ne şöyle üst kısımlarını gösterecek açık elbiseler giyebiliyorlar, ne gömleklerinin yakalarını açabiliyorlar, evet, ne de şortvari şeyler giyebiliyorlar. Yaşam kalitesini kısıtlıyorlar yani. Denize falan gitmeyi tamamen bıraktık zaten. Peki bu bir kader mi? Yakın bir zamana kadar bu bir kaderdi. Ama son zamanlarda biz bu konuda çok ciddi önlemlerin ortaya çıktığını gördük ve tedavilerin. Ve yavaş yavaş da uygulamaya başladık. Sırayla devam edelim. Birincisi, yanık izlerini yok edemiyorsunuz. Yani bir bölgede yanık bölgeyi çıkartıp atıp yerine yeni bir deri koyamıyorsunuz, bir şeyler yapmak zorundasınız. Bakın yüzde bu farklı. Yüzü yananlarda yüz nakli denen olay, evet, işi çözdü. Çünkü yepyeni bir yüz takıyorsunuz her şeyle. Evet. Ama yüz nakli öyle kolay bir olay değil. Diyelim ki yüzü sağlam ama boynundan itibaren aşağısı bütün göğüsleri yanmış. Onlara uygulanabilecek bir tedavi değil bu. Evet. Ve işin kötü tarafı da derinin yerine yenisi konamıyor. Yani piyasada şu anda suni bir deri diye bir şey yok. Ya insanın kendisinden kendi derisini alıp koyacaksınız veya o yanık deriyi kabul edilebilir hale getireceksiniz. Ha, işleyeceksiniz yani onu. Evet. Allah Allah. Bu tabii kolay bir işlem değil. Ne yapıyoruz? Birincisi, yanık yaralarının en önemli özelliği kabarık, kaşıntılı, bazen kırmızı, bazen de koyu renkte olması. Bu iyi bir şey mi? Hayır. En çok dikkati çektiren olay. Tabii ki çok ağır yanık görme şansınız düşüktür. Ben de burada bir takım resimler koyarak insanların iştahını ve bütün keyfini kaçırmak istemiyorum. Ama yanık yaralarının belki de birinci derecede önemli olan şeylerinden bir tanesi de o bölgelerde çekilme ve kasılma yapması. Gerginliğin olması. Evet. Şimdi bu çekilme, kasılmayı ben şöyle anlatmaya çalışayım. Bir parmağınızın içi yandığı zaman ve bu uygun tedavi yapılmadan kendi kendine iyileştiği zaman bu parmağı şu şekilde açılamaz hale getirebilir. Evet. Bir şekilde bütün avuç içi yandıysa bu avuç şu şekilde bir yumruk haline alıp hiçbir parmak oynamadan birbirine yapışık hale gelebilir. Veya bir başka örnekte kolunun içi yanmış bir hastada bu iyileşmekte olan bölgeler yanık yarasını azaltmak için birbirlerine yaklaşırlar ve bu şekilde yapışarak kolu veya dizi açılamayacak hale getirirler. Bizim birinci derecede görevimiz yanık iyileşirken bu şekilde kasılmalara mani olmak. Daha kasılma olmadan. Ama diyelim ki kasılma oldu. Ne yapacaksınız? İşte o zaman bu kasılan bölgeleri açmak zorundayız. Evet. Peki açtığımız zaman ne oluyor? Kocaman bir ortaya açık yara çıkıyor. Evet. Ve bu açık yarayı kendi kendine iyileşmeye bırakamazsınız. İyileşmez. Tekrar o açık yara birbirine yaklaşır ve birbirinin üstünü kapatarak bu şekilde iyileşir. Onun için onun üzerine bir deri koymak zorundayız. Maalesef günümüzde bir başkasından alınan derilerle bu işi halledemiyoruz. Hastanın kendisinden alınan bir deri koymak zorundayız. Herhangi bir yerinden
Tabii ki ama her yerden de deri almak kolay değil. Siz bir hastanın yanağından deri almayı düşünür müsünüz? Veya boynundan deri almayı? Genellikle deri alınacak yer ya sırttır, ya karındır, ya kalçaların kenarıdır, ya bacakların içleridir. Burada amaç ne? Eğer deri aldığımız yerde bir iz kalacaksa, bu iz görünmeyen bir yerde kalsın. Tabii ikinci bir travma yaratmıyor mu insanlara yani? Evet. Bunları günümüzde eskiden beri uyguluyoruz. Şimdi gelelim bir hastaya. Her tarafı yanmış ve iyileşmiş ve neticede kabarık, kaşınan, kırmızı renkte, çok sert, görüntüsü de hoş olmayan bir takım izler kalmış. Ama her yerini oynatabiliyor. Evet. Herhangi bir bozukluk yok. Bu izlere ne yapacağız? İşte bu izler için son zamanlarda yeni bir takım tedaviler uygulamaya başladık. Bunlardan en sık ve en eski olanı kortizon dediğimiz steroid ilaçların kullanılması. Bu biliniyordu ama bunların etkisi bir yere kadardı. Şimdi PRP denilen ve hemen hemen adını herkesin duyduğu kişinin kendisinden alınan kanla hazırladığımız bu PRP solüsyonunu veya sıvısını kortizonun enjekte edildiği bölgelere ilave olarak enjekte ederek çok iyi sonuçlar alıyoruz. Evet, yine kişinin kendi dokusundan vesaire alıyoruz. Şimdi burada temkinli bir dil kullanmak zorundayım. Çok iyi sonuç almak demek, bir defa hastaya bu tedavi yaptığımız zaman bu işin bitmesi, hastanın artık normal hayata dönmesi demek değil. Biz bu tedavi yaptığımız zaman belli bir oranda düzelme oluyor. Bu oran ilk enjeksiyonda %10 olabildiği gibi %30 hatta %35 kadar oranları da çıkabiliyor. Bunları küçümsememek lazım. O zaman birden fazla mı uygulayacağız? Evet, sıra ona geliyor. Evet. Yani birinci enjeksiyonda belli bir fayda sağladınız ve yeterli bir zaman bekliyorsunuz. Çünkü yaptığımız tedavi hemen ertesi günü kendini göstermiyor. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde bu tedavi yavaş yavaş son haline alıyor. Tabii bir süreç. Belli bir süreç. Yani orada bir yavaş iyileştirme süreci görüyor. Bu iyileştirme süreci sona erdikten sonra bakıyoruz, fayda etmiş ama daha da faydaya ihtiyacı var. O zaman bir seans daha aynı enjeksiyonu yapıyoruz. Peki kaç seans gerekli? Hiç belli değil. Evet. Yanığın genişliğine ve şiddetine bağlı, yanığın değil, yanık izine. Evet. Bazı hastalarda 4-5 seans yeterli olabildiği gibi bazı hastalarda 10 seansa kadar çıktığımız oluyor. Peki hocam %100 eski halini alabiliyor mu? Yanık öncesi halini alabiliyor mu? Alamıyor. Ama yine bakın, minik kalıyor. Ne kadar azaltsanız bu bir hasta için kar değil mi? Kesinlikle. Eskiden hiçbir şey yapamazken biz şimdi diyoruz ki azaltabileceğimiz kadar azaltacağız. Evet. Ama önceden bir garanti verebiliyor muyuz? Hayır. Hayır. Bir süre verebiliyor muyuz? Ona da hayır. Şimdi bu iki tane PRP'li kortizon enjeksiyonu bahsetmiş. Tabii bunların oranları önemli. Nereye ne kadar yapacağınız, ne kadar sulandıracağınız, toplam vereceğiniz doz, bunların hepsi çok önemli faktörler. Bir çocuğa tutup da yüksek dozda kortizon verirseniz gelişmesini bozarsınız. Evet. Ki yanıkları çoğu da çocuk. Öyle bir dozda ayarlamanız lazım ki hem çocuğun gelişmesini ve iç organlarını, faaliyetlerini bozmayacaksınız hem de işe yaratacaksınız. Evet. Son zamanlarda çok güzel lazerler çıktı. Lazeri bilmeyen yok. Her derde deva. Eskiden lazerlerin büyük bir çoğunluğu ya yakmak için ya da güzelleştirmek için kullanılıyordu. Zamanımızda şimdi derinin kalitesini değiştiren lazerler yapıldı. Bu arada yavaş mı gidiyorum, hızlı mı gidiyorum? Başka konuşmamız gereken bir konu var ama konunun bütünlüğünü de bozmak da istemiyorum. O zaman devam muhtemelen edelim. Belki onu başka bir program alacağız. Yaparız. Başka çünkü bir konu var. Şimdi toparlamamız ilgili, gerekecek hocam. Yanlıkla ilgili anlatmamız gereken ciddi şeyler var. Bu lazerlerin birçok adı var. Ve birçok tipi var. Teknik tarafına girmeye gerek yok. Değişik gazlardan elde edilen bir takım ışık dalgalarıyla bu lazerler iş yapıyor. Ve yanık için özel olarak üretilmiş lazerler var.
marka vererek şimdi bir reklama girmeyeyim. Yapmayın. Biz bu lazerleri yanık izlerinde çok başarıyla kullanıyoruz. Evet. Ama aynı şey. Bu lazer tedavisini ilk seferde uyguladığımızda belli bir yüzdede fayda sağlıyoruz. Bu yüzde %10'la %35-40'a kadar gidiyor. Yine onların da birden fazla seans uygulayacağız. Tabii. O zaman. Yani o zaman yavaş yavaş bütçe ve mutluluk azalmaya başlıyor. Evet. Yani düşünsenize her 2-3 ayda bir veya 1,5 ayda bir geleceksiniz. Bu tedaviler tekrarlanacak ve bunun kaç defa yapılacağını bilemeyeceksiniz. Evet. Birçok tedavi bir yılı geçiyor ara ara. Ama iyileşme sürecini gördüğü zaman kişi motivasyonu yükselince zaten ekstra mutlu olacaktır. Şunu söyleyeyim, tedavi programımıza girip de ben beğenmedim bırakıyorum diyen hastamız yok. Yani bunu abartarak söylemiyoruz. Ama bizim maalesef limitlerimizin sonuna erdik. Daha fazla tedavi yapamıyoruz dediğimiz hastalar var. Bir önemli tedavimiz daha var. Biraz toparlayalım hocam. Yağ enjeksiyonu. Yağın içinde çok ciddi kök hücreleri var ve yağın iyileştirici etkisi var. Kendi yağısı mı? Tabii. Hastanın kendisinden aldığımız yağları bu yanıkların içine veriyoruz kök hücrelerle beraber ve bütün bu anlattığım tedaviler birbirinin üstünde uygulandığı zaman çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Şöyle özetleyeyim. Biz yanıkları iyileştireceğiz. Yanık olan kısımla olmayan kısmı aynı duruma getireceğiz diye iddialı bir şey demiyorsunuz. Şeyle ortaya çıkmıyoruz. Öyle bir savımız yok. Ama şu konuda iddialıyız. Şu anda dünyanın her tarafında bizim uyguladığımız tedaviden daha başarılı bir yanık izi tedavisini biz görmedik. Evet. Belki de ilerleyen zamanda %100 sonuç alacak gelişmeler olacaktır. Şüphesiz. Çünkü daha bundan 10 sene öncesine kadar yanmış olan bölgelerde kalan izler bir kaderdi. Evet. Artık kader değil. Çözümü var diyorsunuz. Var. Peki hocam, şu anda sevgili izleyicilerimizden sizi izleyenler muhakkak ki bir yarayla karşılaşan, bir yanıkla karşılaşan ve görünüm olarak ve onların motivasyonunu bozacak kişiler muhakkak ki vardır. Yara iyileştikten sonra size mi hemen başvurmalara gerekiyor? Bunun bir süresi var mı? Bunu hemen aldıktan sonra bitirmiş olacağız hocam. Çok güzel bir soru sordunuz. Daha bugün bir hasta geldi. 5 yaşında yanmış. Çok güzel bir tedavi yapılmış. Her yeri iyileştirilmiş. Bundan sonrası estetik 18 yaşından sonra geleceksiniz demişler. Doğru mu? Hasta mı söylüyor bunu bilemiyorum. Ama böyle bir şey yok. Estetik ameliyatlar dışındaki yanık yarası estetik değildir. Mesela bir burun ameliyatını ben 18 yaşından önce yapmıyorum. Ama bir kepçe kulak ameliyatını yapıyorum. 5 yaşında yapıyorum daha okula gitmeden önce. Evet. Yani aciliyeti olmayan ameliyatlar veya çocuğun gövdesinin son halini almasını bekleyen ameliyatlar 18 yaşı bekleyebilir. Ama yaralar, diğerler derhal tedavi biter bitmez başlamaları lazım. Hiçbir şekilde 18 yaş diye bir sınır çok uzun bir zaman. Evet. Hocam maalesef yine programımızın sonuna geldik. Kesinlikle diğer konumuzu bir başka programda konuşacağız. Neyi konuşacağız? Doğuştan damak yarıklarını konuşacağız. Dudak sevgili yarıkları. Dudak yarıklarını konuşacağız sevgili izleyiciler. Bizi takipte kalın sevgili Ege Özgentaş hocamızla konuşacağız. Hocam teşekkürler. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. İnanılmaz güzel bilgiler veriyorsunuz. İnsanlar da izledikten sonra ekstra motivasyonu yüksek bir şekilde sizi izlemiş oluyorlar diye düşünüyorum. Ben öyleyim program esnasında. Sevgili izleyicilerime de bu akış geçiyordur zaten. Başka bir programda görüşelim diyorum Çok hocam. Çok teşekkür ederim. Memnuniyetle. Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, sağlıkla programımızın sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere. Sevgiyle, sağlıkla kalın.